Evet. Şimdi orada güzelce kızarırken ben de burada hemen semizotlu bir havuç salatası hazırlayacağız. Malzemelerini saymak istiyorum. 1 demet semizotu, 3 adet havuç, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, sosu için bakın özel bir sosu var burada. 2 su bardağı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı mayonez, 3 diş sarımsak ve tekrardan üstü için efendim 1 su bardağı ceviz, 2 adet kapya biber, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve ekstradan damak zevkinize göre tuzunuzu ilave edebilirsiniz kıymetli izleyenlerim. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Bugünkü tariflere baktığımda hepsi inanılmaz güzel soslarıyla bütünleştirdiğimiz tarifler oldu. Birinde mesela susamı kullandık. O susamın eşsiz aromasını aldı fasulye. Evet, fasulyeye çok yakışır susam. Ne kadar bol olursa o kadar güzel olur. Şöyle bakıyorum ablacığım iri iri doğradın. İri iri semizotlarını doğradık. Neden iri iri koyuyoruz? Vitamine şey olmasın. Hem vitamin değeri bozulmasın diye hem de sunumda daha güzel oluyor. Bak hayatım bunu doğradık. Şimdi içine havucu rendeleyeceğiz. Hı hı. Ben bunları çeviriyorum. Ay evet, onları biz orada yanacaktı. Tuna şefi nasıl doğramamı istersiniz? Onları hayatım ince ince doğrayalım biz, yine jülyen şeklinde olsun. Jülyen? Jülyen yapalım evet. En sevdiğim. Onu da çevirelim, olmadı mı o? O birazcık yumuşak geldi gözüme ablacığım. Bak ne güzel bir eylemişim gördün mü? Oh, nar gibi kızardı. Oh. Yalnız şunun görüntüsünü ekran başına gösterelim mi? Ali hocam. Çok güzel. Jülyen'i niye çekiyorsun? Gerçek bir burada kızarmış. Fine burnaz hamurum çekmek istiyor aslında. Nermin. Burada hamurum kızarmış. Efsane. İyi ki sen varsın. İyi ki sen varsın. Şöyle bana bakın mı dedi? Sana da dedim. Halil Hoca'ya da dedim. Sağ ol. Şöyle güzelce bakar mısınız? Pembeleştirene kadar pişiriyoruz kıymetli izleyenlerim. Sonrasında bunu nereye alacağız? Yağlı kağıdı aradım. Şeyleri çıkaracağız, kabakları. Tamam. Ben bunu almamla gerekiyor. Bir şeye çıkaralım da Serpil'cim. Fazla şeyini alacağız onun. Tamam. Ben önce bir tane şey vereyim. Dur. Getir Serpil. Şimdilik bunu alalım, sonrasını kabuklarız. Tamam, sonrasını alırız biz onu. Buraya fazla yağını aldırmak için tabii alıyoruz. Tabii ki. Şuradan bir kaşık alayım. Of. Oo, 3 kişi bir mutfakta çalışıyor. Biz bir restoran açabiliriz o zaman. Bence daha Nermin, açalım geldi da hayatın zamanı bana geldi. Bana herkes aynı şeyi söylüyordu. Ah onu ben hiç de sorma. Bende o enerji yok. Ben artık hayatımı yaşamak istiyorum. Aynen. Şimdi bir restoran açmak da kolay değil. Tatil yok. Yılbaşı, aybaşı, bayram hiçbir tatili yok hayatım. Ben buralardan gideceğim. Gideceksin mi? Nereye gitmeyi düşünüyorsun? Ya, alıp başımı giderim diye bir şarkı var ya. Efeler gibi diyor, alır başımı giderim. Efeler gibi alır başımı vallahi giderim diye bir şarkı var. Buraları insanlara bırakayım da bari. Rahat rahat yesinler birbirlerini. Ne yapayım ablacığım? Şimdi senden bayağı bir uğraşılıyor anladığım kadarıyla. Fazla geldim ablacığım bu dünyaya. Evet, bence de biraz fazla gelmişsin. ama sen de bu kadar güzel olup bu kadar becerikli olmayacaktın Nermin. Güzellik, görecelik. Ben sana diyorum ya, bizim milletimizin sonra bir olayı vardır. Hemen başarılı olan insanı aşağıya çekmeyi çok severiz biz. Neden acaba? Başarıyı hemen bir ket vururuz. Öyle hayatım. Başarılı insan çekilmez. Serpil'cim onu da ince ince kıyacağız. Şimdi çok az bir yağ tavaya koyup onları bir soteleyeceğiz. Ona biraz daha yağ. Ay bunlar ne güzel oldu. Çok güzel oldu biliyor musun Nermin, bakar mısın? Vallahi çok güzel oldu. Nefis oldu Nermin. Yani yaptığımız da hani derler ya yenir yani. Yenir. Elhamdülillah Allah'ım. Değil mi? Vallahi bu çok büyük bir nimet. Bir şey yaparken öyle, o aşkla yapmak, o sevgiyle yapmak, değil yılmadan mi bir şekilde hazırlamak, bu çok önemli. Aynen. Nermin'cim bizim bir sarımsak rendemiz vardı hayatım. Evet. Ben vereceğim size. Vereceksin mi? Siz nefeslerin hocam, hemen geliyorum. Tamam hayatım. Bunun altını biraz kıssak mı acaba dedim Nermin. Olur şefim. Biraz kısalım şöyle. Hı-hı. Evet. Of, nar gibi kızarttık vallahi. Oy oy oy. Nefis oldu. Çok
güzel de kokuyor mübarek. Hah. Rabbime hamdolsun ya. Serpinciğim o da biraz dişe gelsin cevizlerimiz. Tamam bu yeterli mi diyorsun? Hayatım, yeterli hayatım. Onu biz biraz yağda ceviz ve patrika biberlerle çevireceğiz. Yağını çıkaracağız o zaman, bir tava alıyorum. Şöyle. İkisini bir arada atalım. İkisi bir arada olsun. Tamam hocam, ben bir tava alıp geleyim. Şefim böyle şey gibi koktu bu. Nefsiz bir, koktu. Bir şey hamuru gibi ya. Değil mi? Vallahi bu efsane. Siz çok yaparsınız. Çok severiz. Bir şey hamuru bizim için çok özeldir. Özeldir. Yani. Böyle annem yapardı. Çocuklarım benim küçücüktü. Her cumartesi annemdeydi. Bir de ben boşu severim. Arasını açıp da peynir, içine peynir. Ooo Allah ne verdiyse. Ya abla biz çok acıktık herhalde bugün ya. Sen bulguru hazırlattın. Hani bulgur pilavımız pişecek inşallah. 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 Şöyle. Serpil yeterli hayatım. Cevizleri atalım. Bu arada efendim biliyorsunuz Adem Bey'den size çok keyifli tencereler aldım. Kek kalıbıyla hediye ediyoruz ve şu an Nermin Nefis Mutfağı'nda ve Beyaz TV ekranlarında devam ediyor. Hediyemizin evet. Bolca yorum yapıp firmalarımı takip etmeye özen gösterirseniz geliyorum şefim hemen. İnşallah bir izleyicimize Halil hocam çeksin şu güzel seti vereceğim efendim. Bir izleyicimize geliyor o güzel set. Allah'ın izniyle. Tuna şefim avuçları rende istiyorsun. Hem havuç rendeleyeceğim hem de şu sarımsakları yoğurdun ve mayonezin içine koyacağız. Evet. Şiddet var masanın altında. Hayatım şu havucu rendeleyecek bir rende istiyorum. Ben yapayım mı şefim, ister misin? Tamam yap bakalım hadi. Tuna şefim ben canım, bu arada at binmeye başladım. At ben gördüm seni Instagram'da gördüm. Ben at binmeye benim başladım. Kız dedim, baktım ata ki da biniyor dedim. Aman yarabbim. Sen de Serpil gibi benim kız. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Söyle bir şey deli kişiye söyle. Sen iki ben şey söyle. Ben bugün çok konuşacağa benziyorum. Nermin ata binmek büyük bir cesaret işi. Sen nasıl biniyorsun ata? Ben hayatıma, kendi hayatıma zar atmış kadınım. Hey, at binmek neymiş ki? Hangi çılgın beni korkutacak şaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Tüpremiş sel gibiyim ben. Kendimi çiğner aşarım. Vay be, vay be. Seni alkışlıyorum ben. Ne güzel konuştun ya. Çok güzel bir şey ama. Değil hayatta mi? Şöyle dönüp baktığımda birçok deneme fırsatı buldum. Ama şu an ekran başında beni izliyorsa kıymetli hanımefendiler kesinlikle ata binsinler. At binip ruhlarını dinlendirmeyi öğrensinler. Kendinize kendinizden başka dost yok. Kendinize kendinizden başka seven yok. Çünkü siz ne yaparsanız yapın her daim bir şekilde sizin önünüze çıkıp kusur arayanlar olacaktır. Bunlara alışın. Alışın. Ama tamam kendinize ata binelim, ruhumuzu dinlendirelim derken bir de at düşmesi de çok kötü düşmem olur. Düşmem inşallah. Ay aman dikkatli ol yani at şeyi çok kötüdür. Hadi ayırma Serpil olsun. Ben git, daha git sarımsak içeri rendesini yavrum ulaşamadım. Dur, dur. Git bak, git bak bant tak. Kızlar Serpil Hanım'a bir bant getirin elini rendeledi. Nermin öyle Öztürk mi? Ah hemen ben hemen. Nermin Öztürk'ün yaptığını yaptı. Oo tamam. Arkaya geç. Kıyamam ben sana, kıyamam. Ah zaten canım benim. Yardım edin. Bir şey olmaz. Yardım edin. Ah canım benim. Bize ya, yardım. Bir şey olmaz şefim, bitti tamam, o. Tamam hayatım, geçmiş olsun. Yok çok büyük bir şey yok. Hatip İş kazası. Olmuş. İş kazası olur böyle. Kızlar oo, mantası. Biz ne yanıklar, ne kesikler. Aman. Ah neler yaşadık, neler hayatım. Hiç unutmam. Bundan yıllar bak, öncesinde. Bir satır et doğrarken bir satır şu parmağımda değil kemiğe mi kadar oturdu. Evet. Parmak resmen kopuyordu. Ya. Yani oluyor böyle yıllar şeyler. Yıllar öncesinde bir farklı kanalda yayın yaparken maalesef elim rendelenmiş. Sağ olsun o zaman da yönetmenimiz çekmemesi gerekirken elimi böyle çekmiş. Şişt. Yıkıldı. Ya bu oo iş kazası herkesin elinde. Herkesin başına gelebilecek bir şey. Rendelenebilir, sıkıntı çıkabilir. Ya bizim ben işimiz yapacak bir şey yok. Tabii ki yani. Allah muhafaza. Allah bütünden bile Allah büyük bir şeyden esirgesin. O yüzden verilmiş sadaka çıkaracağız ve biraz benim sakarlığım oldu bugün. Yok ya canım estağfurullah, nazara geldik. Ben sana söyleyeyim program nazara geldi. Bu program ya nazara geldi. Şimdi kısaca sana özetleyelim. Kaşık dökmesini tavada kızartıyoruz kıymetli izleyenlerim. Bir tarafta şefim semizotlarını birazcık iri iri doğradı. Hangi yere konuşuyorum ben? Buraya mı, oraya mı, şuraya mı?
Şeflerim semiz otlarını bir tık iri iri doğradı. Şu an hiçbir şekilde şey yapmadık, lezzetlendirmedik. Çünkü bir tarafta havucumuz rendelendi. Bir tarafta şu an kapya biberimiz tavamızda. Üzerine cevizimiz böyle minik minik serpik kıydı. Ellerine kıymadan önce. Allah'tan kıydı. Ellerimize kıymadan önce. O da hallolmuştu Allah'tan. Şefim, yoğurdun evet, üstüne mi rendeleyeyim sarımsağı? Evet canım, iki diş sarımsak. Mayonezli yoğurdumuzun üstüne biliyorsun 4 dolu dolu kaşığımız süzme yoğurt, 1 kaşık mayonez. Arzu ederlerse mayonez hiç koymayabilirler. Biz ama yoğurdun sasılığını alsın, yumuşatsın diye koyduk. Evet canım. Yalnız evet. Şefim bu yoğurt renge bakar mısınız? Evet. Cihazlarımızla yaptığımız yoğurt. Hazır yoğurt değil. Siz dün süzme yoğurt mu yaptınız? Evet. Aa, ben yoldaydım ama. Ankara'dan evet, geliyordum. Evet yoldaydım, seyretmedim. Onun süzme yoğurdu ve çok da başarılı olmuş. Şöyle göstereyim. Ne yapıyoruz? Kapya biberle birlikte cevizlerimizi güzelce kavurduk. Evet. Şimdi bu arada burada... Hüseyin Hoca mı rejide? Sessiz gelmiyor. Şimdi yoğurtlu, ay, mayonezli, orada mısın? Ben duymadım sarımsaklı seni karışımı da Nermin'cim semizotunun üstüne sadece döküyoruz. Evet, mı? Biraz mayonez, evet, bir süzme kaşık. Süzme yoğurdunu döküyoruz. Okay. Süzme yoğurdumuzu nasıl döktük. Semizotunun içine onun biraz için sızma yağ koyduk ya canım. Ben de bunları evet atıyorum. Çok güzel piştiler. Bakar mısınız? Aman yarabbim. Evet. Şahane, onun kokusu muhteşem. Stüdyoyu sardı. Kesinlikle. Herkes nefis oldu, nefis bence oldu. Bence pazar kahvaltısı için alternatif olarak evet düşünebileceği bir lezzet. Serpil'cim, bu salatamız için hayatım bir sunum tabağı alabilir miyim? Hemen veriyorum şefim. Hemen. Evet, son kaşığımızı döküyoruz. Serpil hayırdır, bana suikast mı düzenliyor? Dökmemiz ya ben bitti. Ben sana kıyar mıyım ya? Biz birbirimize kıyamıyoruz. Allah Allah. Sana kıyılır mı? Doyulur mu? Doyulur mu? Sana kıyılır mı? Eldivenimi hallettim. Öyle bir şarkı vardı, evet değil mi? Geldim şefim. Evet canım. Ben salatamı, semizotu, yoğurtlu salatamı döküyorum. Muhteşem de bir mezedir bu. Şefim burada cevizin yağını çıkardık var ya. Cevizin yağı da çıkacak. Şef, evet canım. Bence bunu bitirelim artık, giriyoruz. Hayatım. Havucu koyacak mıydık içine? Evet o tamam. Havuç? Ha, havucu bunun üstüne ha, koyacağız. Ha, onu sütelemiyoruz değil mi evet şefim? Hayır hayır. Gel havuç gel, 30 saniye içinde gitmemiz gerekiyor diyor. Hay. Bir şey söyleyeyim hepimiz mi? Ha. Yok ya, yani böyle bir sofra Nermin'in enfes mutfağı dışında yok. Ellerine oo sağlık. Top top vanilya dondurmalarımızda. Çok kıymetli Tuna şefimin elinden bugün. Beyaz TV ekranlarında ne pişirsem et, tavuk, balık olmadan da harika şıklıkta sofraları kurabileceğimizi gösterdik. Fasulye salatası hazırladık efendim, kavurduk. Biberlerimiz, of, of, özel zeminde sarımsaklı süzme yoğurdumuz. Burada efendim yine orman meyveleriyle birlikte üzerinde harika hamur parçacıkları ve dondurmayla taçlandırdık. Hemen ön tarafta efendim semizotu, üstte havucumuz ve tekrardan cevizin kendi yağıyla kızarttığımız harika biberleri, paprika biberlerimiz ve ablacığım tepsi kabak böreğimiz tepside evet, ve dökmemiz, kaşık dökmemiz.